Çalışmak için gittiği kentte ev kiralamak istedi ancak bir klasik bekara ev yok yanıtıyla karşılaştı. Genç kadın Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvurdu. Kurum, emlakçı ve ev sahibinin ayrımcılık yaptığına hükmetti ve her ikisine de 10'ar bin lira para cezası verdi. Ben de şimdi ev arıyorum. Bekara ev vermiyorlar. Ayrım yapamamalı. Bekar, evli, öğrenci. Yapıldı ama bu kez cezasız kalmadı. Bekara ev yok diyen ev sahibine ve emlakçıya 10 bin lira ceza verildi. Sen bekarsın veya sen yalnız bir bayansın. Bu sebepten bu evi sana vermem dediğin anda kanun kapsamında suç işlenmiş oluyor. Ev sahiplerinin hani bu şekilde bir ayrımcılığa giderken bu kararı düşünmeleri gerekecek. Genç kadın ev değiştirdi. Haliyle de emlakçının yolunu tuttu ev kiralamak için. Ancak emlakçı onun bekar olduğunu anlayınca ev sahibi evi aileye veriyor dedi. Evi göstermedi bile. Bekar olduğunda ya da öğrenci olduğunda hiçbir şekilde ev bulamıyorsun. Kadın da Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvurdu. TX savunma istedi. Emlakçıysa ev sahibinin talebini yerine getirdim deyip kendini savundu. İnsanları bulundukları konuma göre yargılamamaları gerektiğini düşünüyorum. Kurum ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığını tespit etti. Muhataplara 10'ar bin lira para cezası verilmesine oy birliğiyle karar verdi. 10 bin lira bile az olmuş bence ceza olarak.